Merhaba Business Channel Türk TV izleyicileri. Ben yardımcı doçent Doktor Volkan Kaplan. Bir Ak Altın programına daha hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Osman Ege. Osman Bey Şimşek Ege Etiketin Yönetim Kurulu Başkanı. Kendisi tekstil konfeksiyon sektöründe çok deneyimli duayen yöneticilerimizden, tekstilcilerimizden birisidir. Türkiye'deki tekstil endüstrisinin özellikle konfeksiyon yan sanayisi dalında gelişimine şahitlik etmiş ve bu gelişiminin tekstil sektörüne, tekstil konfeksiyon sektörüne, hazır giyim sektörüne olan etkilerini en yakından görmüş kişilerden birisidir. Evet Osman Bey, hoş geldiniz programımıza tekrardan. Size ikinci kez ağırlıyoruz. Osman Bey, biz tekstil deyince tekstili ayrı, konfeksiyonu ayrı alıyoruz ama tekstil çok büyük bir aile. Bunu en iyi bilenlerin arasındasınız. Evet. Yani tekstilde, konfeksiyonda yan sanayi nasıl gelişti? Bunun etkileri Türk ülkemizde yıllara göre nasıl oldu? Seyircilerimize bir bilgi verebilirseniz. Memnuniyetle. Şimdi konfeksiyon, tekstil konfeksiyon sanayi tüm bileşenleriyle beraber aslında bir takım oyunu şeklinde. Yani işin içerisinde kaliteli bir kumaş olmadıkça. İşin içerisinde kaliteli bir yan sanayi olmadıkça bunları üretecek tekstil makineleri sanayisi olmadıkça, işte moda tasarımı, tasarım kısmı, dizayn kısmı olmadıkça topyekun bir başarı elde etmek mümkün değil. Evet. Dolayısıyla bu takım oyunu içerisinde herkesin birbirleriyle koordineli bir arada çalışması gerekiyor. Çok uyumlu olması lazım. Kesinlikle. Yani tekstilinde, konfeksiyonunda, yan sanayinin de, makine sanayisinin de tüm bu etkenlerin bir arada hareket ediyor olması lazım. Bu konuda da gerçekten aslında derneklerimiz, sektör derneklerimiz hem bölgesel olsun hem sektörel olsun derneklerimiz, bu konudaki birliklerimiz, özellikle İhracatçılar Birliği birlikleri ve işte odalardaki meslek komiteleri ellerinden geldiği kadar bir arada çalışmaya, sektör için bir şeyler öğretmeye çalışıyorlar. Şimdi geçmişe şöyle bir baktığımızda, 1980'lere baktığımızda 80'lere kadar Türkiye'deki tekstil sanayi, yani kumaş üretimi vardı ama ihracat ayağı henüz başlamamıştı. Yani hem hazır giyim için söylüyorum hem de kumaş için çok fazla bir ihracat potansiyeli yoktu ve o zaman daha çok iç piyasa için imalat yapılıyordu. Yani Türk insanının giyimi için bir imalat yapılıyordu. 80'lerde önce bu Doğu bloku ülkelerinden, Arap ülkelerinden gelen insanlar bir kere ilk bu ihracatta bir ivme kazandırdı. Bizim başlanmış imalatımızı, evet, bizim imalatımızı, bizim bu konudaki kabiliyetlerimizi tetikledi. Yumuşak başlangıç oluşmuş. Evet, evet. Yani 80'li yılların sonu ve 90'lı yılların başında gerçekten oradan gelen insanlar büyük bir talep patlaması yarattılar Türkiye'de konfeksiyon, evet, sektörü için. O zaman işte Laleli'de, Merter'de, Osman Bey'de firmalar artık talebe yetişemez hale geldi ve bu yatırımı da beraberinde getirdi. Evet. Bugün için Türkiye'de hem iç piyasa için hem de Avrupa ya da diğer ülkeler için olan bu imalat kapasitesi aslında bu ani talep patlamasıyla biraz da oldu. Evet. Bunlar bugün hala devam ediyor. O zamanki kadar bizim karşılayamayacağımız raddede olmasa bile bunlar hepsi devam ediyor. Derken işte 90'lı yıllarda özellikle Batı Avrupa ülkelerine talep, oradan talepler gelmeye başladı ve ihracatımız daha hızlı artmaya başladı. Tabii bu dönemde aslında Batı Avrupa'da biliyorsunuz eskiden işte Portekiz'de, İtalya'da, Fransa'da, hatta Danimarka'da bundan 30 sene evvel, 40 sene evvel konfeksiyon sanayi vardı. Yani kendi Avrupa için imalatlarını kendileri yapıyorlardı.
Aslında bunların bitmesinde ve yok olmasında en büyük katkıyı da Türkiye sağladı. Çünkü o dönemde kendi orada ürettikleri ürünleri Türkiye'deki üreticilere getiriyorlardı. İşte bunun aynısını ne kadara bana üretirsin, kaç lira verirsin. O zaman daha uygun bir vaziyette, daha iyi ama daha ucuza Türkiye'de üretilebildiğini gördükçe işleri yavaş yavaş Türkiye'ye kaydırmaya başladılar. Ve o zaman için hızla ihracat Avrupa'ya artmaya başladı. Bu tabii yanında kumaşa olan isteği, talebi ve konfeksiyon yan sanayine olan talebi daha kaliteli ve daha hızlı olmasını gerektirdi. Evet. Yani bu talepleri Avrupa'dan alan hazır giyimciler aynı şekilde bu talepleri kumaşçılara ve biz yan sanayicilere de vermeye başladılar. Dolayısıyla bizler de 90'lardan itibaren yabancı markalar için imalat yapmaya başladık ve yabancı markalardan onay almaya başladık. Direkt yabancı markalarla görüşmeye, Avrupa'da onları ziyaret etmeye, onların yeni koleksiyonlarını hazırlamaya başladık ve hatta onlar için koleksiyonlar hazırlamaya başladık. Bu çok sizi yetiştirdi. Tabii. Diye düşünüyorum. Bunlar bakın hazır giyimciler için, konfeksiyoncular için de geçerli bu söylediklerim. Kumaşçılar için de geçerli, yan sanayiciler için de geçerli. Hazır giyimciler 30 sene evvel kendilerine getiren bir ürünü kopya edip aynısını üretip ihraç etmekle uğraşırken bugün her birisi her sezon kendi koleksiyonlarını oluşturup Avrupa'daki büyük markalara götürüyorlar ve bunların sunumlarını yapıyorlar. Onların içerisinden sipariş alarak burada gelip üretiyorlar. Ya, proaktif bir noktaya gelmişler. Kesinlikle. Şu anda bütün ihracatçı firmalar ki buna artık son 10-15 sene içerisindeki ben de 2000'den beri bunu yapıyorum. Yan sanayiciler ve kumaşçılar da aynı şekilde kendi koleksiyonlarını hazırlayıp bu yabancı markalara götürmeye başladılar. Ve şu anda gidin işte sezon başlarında özellikle Avrupa'daki birçok markada oraya kendi koleksiyonlarını götürmüş hazır giyimcileri, kumaşçıları, tekstilcileri ve yan sanayicileri bulabilirsiniz. Artık bu hazır giyim firmaları, markaları, retailerlar sizin tarafınızdan beslenmek istiyoruz diyorlar. Evet. Biz artık kendimiz kreasyon yapmak istemiyoruz. Biz kendimiz yeni modeller oluşturmak istemiyoruz. Sizler bizi besleyeceksiniz. Sizler bize bunları sunacaksınız. Sunduklarınızın arasından biz kendi koleksiyonumuzu oluşturacağız diyorlar. Dolayısıyla bu açıdan da Türk sanayicisi çok proaktif. Evet. Artık bütün firmalarda bir tasarım ve ürge bölümü var. Ürün geliştirme bölümü var. Harika. Bütün ihracatçı firmalarda kendi tasarım bölümleri var. Oralardan koleksiyonları oluşturuyorlar. Bu aynı şekilde kumaşçılar için geçerli, bizim için de geçerli. Yani böyle çok büyük bir dinamizm, bir de alt köklere yayılan bir dinamizm. Kılcal damarlara kadar. Tabii. Yani artık işte düğme firmaları da bir kreasyon hazırlıyor ve getiriyor. Biz etiket firmaları kreasyon hazırlayıp götürüyoruz. Biz her sene kendi firmamızda da tamamen kendi adımızla bir katalog ve koleksiyonumuzu oluşturup hem fuarlarda hem de firma ziyaretlerinde bunların sunumlarını yapıyoruz. Tabii sadece müşteri ziyaretleriyle değil, uluslararası fuarlarla da bu işlem devam ediyor. Şu anda Türkiye bundan 20 sene evvel neredeyse Türk firmalarının girmesinin yasak olduğu fuarlarda Premier Vision gibi, Münih Fabrik gibi. Doğru. Uluslararası büyük tekstil ve hazır giyim fuarlarında en çok katılım sağlayan ülkeler durumuna geldiler neredeyse. Çok mühim. Evet. Paris'teki Premier Vision fuarında 70'in üzerinde Türk katılımcı oluyor. Bildiğim kadarıyla Münih Fabrik'te neredeyse 90'ın üzerinde katılımcı oluyor Türkiye'den. Dolayısıyla Türk hazır giyim ve tekstil sektörü tüm bileşenleriyle, yan sanayisiyle beraber, makine sanayisiyle beraber artık proaktif bir şekilde. Yani kendisine bir şeylerin getirilip de istenmesini beklemeksizin. Tetikleyen bir şey.
Yani artık proaktif, kendi bir oyuncu olarak. Evet, seçenekleriyle evet, beraber. Hatta artık yavaş yavaş trendleri belirleyecek şekilde bunların satışını yapıyor. Bunları yurt dışındaki markalara hızlı bir şekilde hem numune çalışmalarını yapıyor, hem koleksiyon çalışmalarını yapıyor, hem de imalatını yapıp gönderiyor. Bütün bu 30 yıllık süreç içerisinde işin başka ilginç bir tarafı da artık Türk markalarının oluşuyor olması. Ve aslında bizi heyecanlandırması gereken olaylardan bir tanesi de bu. Bu, evet. Yani şu anda Türkiye'de aslında bakarsanız hani markalaşmak dediğinizde çok de mühim. Yine öncülüğü yapan tekstil ve hazır giyim sektörü. Evet. Yani zaten Türkiye'de sanayinin gelişmesi tekstildeki en büyük oyuncu tekstil ve konfeksiyon. Tabii, tabii, tabii. İhracatın gelişmesindeki en büyük unsur yine tekstil ve konfeksiyon. Evet. Bugün markalaşmada da artık yine evet. öncü olan sektör evet. tekstil ve konfeksiyon sektörü. Son dönemde özellikle son 10 yıl içerisinde ortaya çıkan Türk markaları, mağazalar zinciri gerçekten heyecan verici. Evet. Hızla büyüyorlar. Özellikle yani sadece Türkiye'de ağlarını kurmaları yetmedi. Bütün şu anda dünyada hızla mağazalaşıyorlar. Evet. Ve çok yük talep görüyorlar. Evet. Çünkü fayda ve fiyat analizini yaptığında Hı. müşteri o Türk ürünlerinin verdiği paraya göre aldığı kalitenin çok uygun olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla da çok heyecan verici bir şekilde büyüyorlar ve önümüzdeki dönemdeki yani Hı. şu özellikle 2023 ve daha sonrasındaki 2030 hedefleri hepsinin çok büyük. Şu anda bulundukları durumdan 3-4 kat daha büyümeyi hedefliyorlar bu kısa süre içerisinde. Evet, büyük firmalar bir anda yapabiliyor. Evet, dolayısıyla da bu aslında bakın Türkiye'de tekstilin ve konfeksiyonun kalıcı hale gelmesinin ana unsuru bu. Ya, yani kalıcıyız artık yani sektör olarak kalıcıyız. Kesinlikle. Ya evet bugün büyük markalara da imalat yapıyoruz. Bu da güzel bir şey. Güzel sonuçta bir buradan şey. Da birçok insan ekmek yiyor. Hani İhracat yapıyoruz. Öğreniyoruz yani bilmediğimiz tabii, tabii, bir tabii. şey çok doğru. Öğreneceğiz onlardan de. Gelen bilgiler çok önemli. Onlar bize ve sektöre gerçekten çok büyük disiplin verdiler. Yani performans tekstilleri, spor tekstilleri öğrenilmeden teknik tabii. tekstiller hayal. Tabii. Yani geçiş tabii. olmaz. O yumuşak doğru. geçişin olması lazım. Kesinlikle. Talep bakış. Olmadan hiçbir şey olmaz. Tabii tabii biz öğreneceğiz. Türkiye'ye çok büyük şey getirdiler bu markalar. Bir kere audit sistemini getirdiler. Firmaların kaliteli olmasının, ürünün kaliteli olmasından daha önemli olduğunun bilincini getirdiler. Tabii çünkü kalite kontrol edilmez, üretilir. Evet. Juran. Aynen 82 öyle. Yılında sonuç makalesi. Olarak eğer firma kaliteli ise evet. yani bütün işçisinin sosyal hakkını veriyorsa, evet, sosyal iş ve yapıdan. İşçi sağlığına önem veriyorsa, evet. Çevreye zarar vermiyorsa, buna özen gösteriyorsa sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir bir oluyor. Yönetim tabii, sistemi tabii. var ise neredeyse 30 yıl sonra kalmayacak, kapanır ya sürdürülebilir olmazsa. Kesinlikle. Dolayısıyla bu sistemi, bu bilinci Türkiye'ye getirdiler ve bu audit sistemini getirdiler. Ben hala yeterince bu denetim mekanizmasının işlemediğini, bunun daha fazla bütün şirketleri kapsayacak şekilde yönetilmesi ve devam ettirilmesi gerektiğini, kapsamının genişletilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yaygınlaşması lazım. Kesinlikle yaygınlaşması lazım. Çünkü bütün firmalarımız yani ne kadar çok firmamız daha kaliteli hale gelirse sektörümüz de o kadar kaliteli hale gelir. Evet. Yani şu merdiven altı bilincinden şu işte bütün kurallara ve kaidelere uymadan hızlı ve ucuz üretim yapma mantığının tamamen Türkiye'de bitmesi lazım. Yani şimdi ben Osman Bey anlattıklarınızdan ki sektörün içerisinden ki bir gözlemci olarak bilgileriniz çok kati yani şey çok dakik çok doğru doğruluğu yüksek bilgiler. Bu anladığım şey şu yani şu anki geldiğimiz noktada tekstil konfeksiyon noktasında bu kaliteli hali bu ülkeye fazlasıyla yetiyor diye algılıyorum. Yani o
az önce bahsettiğiniz kalitesiz ve hızlı üretime yönelmeye gerek bile yok gibi bir algı oluşuyor bende. Evet ama şöyle bir handikap bu var orada. Bu yetiyor yani. Şimdi yabancı markalara imalat yapan firmaların zaten öyle kalitesiz bir üretim yapma, yani kalitesiz bir şirket olma lüksleri yok. Onlar zaten auditlerden geçiyorlar, denetimlerden geçiyorlar ve onlar o hale gelmiş firmalarla zaten çalışıyorlar. Problem hatta bu biraz önce bahsetmiş olduğum yerli markalarımız da yavaş yavaş bu bilinçle tedarikçilerini denetlemeye ve tedarikçilerini ıslah etmeye başladılar. Harika. Bu da çok güzel. O ıslah çok önemli. Yani evet. Ülkemize çok yeni vizyonlar evet. açacak. Onlar da bunu yapıyorlar. Ama küçük markalar için imalat yapan ya da biraz önce bahsettiğim bu Doğu bloku ya da 3. Dünya ülkelerine ihracat yapan firmalarda iç piyasaya evet. imalat yapan firmalarda ne yazık ki bu bilinç henüz yok. Evet. İşte bunun oluşturulması lazım. Yani biz Avrupa'daki ya da işte Amerika'daki markalar için çok kaliteli üretim yapalım ama kendi insanımız için bu kadar kaliteye gerek yok. Ben bunu doğru bulmuyorum. Bir doğru kere değil. Sağlıklı değil. Yani ithal ürünler çok kullanılıyor. Bizim konfeksiyon özür dilerim. Özellikle konfeksiyon yan sanayide en büyük problemlerden bir tanesi de özellikle uzak doğu menşeili gelen ve yeterince kontrol edilmeden Türkiye'ye evet. giren aksesuar malzemeleri. Bunlar o kadar kalitesiz, o kadar kimyasal açıdan sağlıksız yani insan sağlığına zararlı. Yani tehditkar noktasında yani sağlıksız kesinlikle. Da değil. Bakın bu kumaş için de geçerli. Yan sanayi ürünleri için de geçerli. Biz zaten çok fazla hazır giyim ithal etmiyoruz. Yani 18 kendimiz milyar yapıyoruz. Dolar ihracatımız var. 3 milyar dolar ithalatımız var. Bu ancak işte Türkiye'deki markalar Türkiye'de gelişmemiş bazı ürünleri yurt dışında yaptırıyorlar. Yani belki dış giyim gibi bazı özel ürünleri yaptırıyorlar. Dolayısıyla her zaman ihracatımız fazlalık veriyor zaten. Ama kumaş ve yan sanayide bu böyle değil. Yani evet. çok fazla ithalat var. İhracatımız da var. Ama şimdi sonuçta 4-5 milyar dolarlık bir büyüklükten bahsediyoruz. Yani 40 milyar dolarlık bir Türkiye'deki tekstil ve konfeksiyon sektörünün %5 ile %10 arası yan sanayidir. Evet. Buradan baktığınızda 4-5 milyar dolarlık bir büyüklükteki bir sektörden bahsediyoruz. Evet. Ben bu sektörün bir temsilcisiyim, bu sektörün evet, bir başkanı. Mensubuyum. Evet. Dolayısıyla bir kere bu farkındalığı en başta yaratmamız lazım. Bunu bilinçlendirmemiz lazım. Kaç tane Türkiye'de 4-5 milyar dolarlık büyüklükte olan sektör var? Ama evet. ama tabii bizi yaralayan, bizi örseleyen şey bu kontrolsüz ithalat. Evet. İnsan sağlığına zararlı olan, sadece fiyat odaklı bu ithalatın kontrol altına alınması lazım. Ben bunu birçok platformda dile getiriyorum. Bununla alakalı yapılan çalışmalarda da hep bu şeyi söyledim ve bu çalışmalara özellikle devlet kanadından isteklerimize mutlaka bunların konulması lazım diye belirtmeye çalışıyorum. Bu ithalatın önüne geçilmesi lazım. Ben burada bir nokta, yani bir parantez açabilir miyim? Yani mesela Uzak Doğu'dan daha ucuz bu aksesuarları aldığımız zaman kar ettiğimizi düşünüyoruz ama ben yerli üretimin bir miktar fiyat farkı olsa da üretilirken ki harcanan elektrikten de bir katma değer vergisi alındığını, aslında fiyatının yüksek bile olsa onun daha uygun olduğu, daha fizibil olduğunu düşünüyorum. Yani üretirken yerli üretim bir sürü, onu da plastik alıyoruz. Plastiğin üretim prosesleri var. Bunların transport durumu var. Birçok parametre var. Her parametrede zaten bir vergilendirme ve memleket içinde kalan bir para var. Elbette. Şimdi yani şimdi kendi alt bindiğimiz dalları tabii, kesme tabii. anlamına biraz geliyor gibi. Ya elbette, sonuçta şimdi bizler de üretim yaparken
Tüm ham madde ve yarı mamullerimiz yerli değil ne yazık ki. Yani, zaten bana göre Türkiye'nin kanayan yaralarından bir tanesi de bu. Yani Türkiye ithalatının %67'sini ham madde ve yarı mamul ithal etmek için harcıyor. Aslında devletin bana göre önümüzdeki dönemde en çok konsantre olması gereken şeylerden bir tanesi de Türkiye'de yeterince ham madde ve yarı mamulün üretimini sağlamak, bunun için teşvik etmek teknolojilere. Aynen. Türkiye'de bir doğru düzgün kağıt üretimi yok. Evet. Türkiye'de doğru düzgün mürekkep üretimi evet, yok. Evet. Türkiye'de benim kendi işim için söylüyorum. Pamuk ülkesiyiz. Pamuk ithal etmek zorunda kalıyoruz kendi ihtiyacımız ekonomik, için. Ekonomik yani daha fazla ucuz fazla diye. Kendimizin üretmesi lazım. Yani orada bir takım parametreleri atladık pamukta. Yani pamuk toplama makinaları da yani South Carolina'da büyük makinalarla toplanıyor. Tabii. Çok daha endüstriyel bir hale endüstriyel gelmiş vaziyette yapıda. Orada. Tabii aynı çalışmaların Türkiye'de yapılması lazım. Yani sonuçta biz bir hazır giyim üreticisi ülkeyiz. İşte dünyada 8. Oradaki Avrupa'da. Tabii konfeksiyonda da alabiliriz. Ama şimdi burada ithal malzemeler hala kullanmak durumundayız. %100 yerli değil. Bunun mümkün olduğu kadar %100 yerli yapmaya çalışmak lazım. Ben şunu hep anlatmaya çalışıyorum. Yani ihracatı arttırmak değil sadece önemli olan. İthalatı azaltmak da o çok makası, önemli. O makası, ihracat ithalat makasını daraltmak. Bir de routing yani alt köklere inip o kılcal yapıda yerleştirme. Onun böyle kat be kat bir kazanca döneceği. Tabii ki. Yani sonuçta toplam katma değer önemli. Evet, toplam sonuçta katma değeri ne çok kadar büyük. Çok bu ülkede her bir bileşenini üretebilirsek o köklerde, rootlarda var o. Kesinlikle. Şimdi hiçbir ülke dünyadaki bütün endüstrilerde başarılı olamaz. Tabii. Önemli olan bunları seçmek. Yani bu ülke için stratejik öneme sahip olan sektörleri belirlemek ve bunları desteklemek lazım. Yani şu an bahsettiğiniz rakamlar ciddi rakamlar. Yani basit şeyler değil. 40 milyar dolar gibi bir rakam. Evet. Dolayısıyla daha yani bir de daha turizm var yani Türkiye yani bir de turizmi eklediğiniz zaman bunun yanına elbette işte burada yani. Tekstil ve konfeksiyon hem bu söylediğiniz gibi rakamlar açısından bakıldığında istihdam açısından bakıldığında Türkiye'deki bilgi birikimi ve teknolojik birikim açısından bakıldığında Türkiye'nin en stratejik sektörlerinden bir tanesi. Öyle. Dolayısıyla devletimizin bu stratejik önemi anlaması, kavraması ve buna göre desteklemesini bekliyoruz. Ve geleceğe olan bir sektör, bitmeyecek bir sektör. Yani insanlar yaşadıkça giyinmeye devam edecekler. Sadece giyim değil yani bir sürü teknik tekstil var. Teknik tekstil zaten şu anda hani daha önce de konuştuk. El atmadığımız orası el bilinmez bir bölge. Ne olacak Türkiye bilmiyoruz yani. Iceberg'in görünmeyen tarafı büyük orası bir para var orada. Çok büyük bir para var. Yani şimdi bakın Almanya gelişmiş bir ülke. Onun teknik tekstil dolayısıyla tekstil ihracatı Türkiye'den fazla. Evet. Çünkü özellikle katma değerli ürünler sattığı için biraz butik çalışıyorlar. Yüksek Türkiye'den çok daha fazla bir ihracatı var. Evet. Tabii bir de kendi sanayisinde kullandığını ve kendi için ürettiğini de düşünürseniz oradaki bir tekstil piyasasının varlığının büyüklüğünü de anlayabilirsiniz. Ben Lamborghini tesisinin yanında bir dokuma tesisi açtılar. Lamborghini ana üretimin yanında bir dokumahanesi var. Ya bugün tekstil artık uzay bilimlerinden otomotive, tıp sektörüne, ondan sonra tarım sektörüne çok önemli katkıları olabilir. İnşaat sektörüne çok büyük katkıları olabilir. Daha orası dediğiniz gibi daha bilinmez bir bölge. Orada çok büyük bir potansiyel var aslında. Ben şunu rica ediyorum seyircilerimizden. Yani programı izleyen bir sürü tekstilci, tekstil patronu var. Çocuklarını tekstil mühendisliği bölümlerine göndermelerini rica ediyorum. Yani daha iceberg'in görünmeyen kısmına doğru.
tekstil mühendisleriyle gidebiliriz gibi düşünüyorum. Şimdi biliyorsunuz birçok fütürist yaklaşımlar var. Yani geleceğe meslekleri, gelecekte hangi meslekler kalıcı olacak? Çocuklarımızı çocuklarımızı nereye göre hazırlamamız, hangi mesleklere yönlendirmemiz gerekiyor diye. Şimdi biz kendi açımızdan baktığımızda tekstilin önündeki bu geleceği gördüğümüzde çocuklarımızı tekstile yönlendirmemiz, tekstil mühendisine yönlendirmemiz konusunda bir sıkıntı yok görünüyor. Sıkıntı çünkü yok. Yapılabilecek çok şey var. Daha bulunacak bu konuda çok şey var. Evet. Dolayısıyla tekstilin bu açıdan geleceği çok açık görünüyor. Evet. Vallahi programımıza olan katkılarınızdan dolayı ben Osman Bey'e çok teşekkür ederim. Gerçekten ben teşekkür çok ederim. Çok kaliteli ve çok keyifli bir program çıkarttık. Çok mersi. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet sayın seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Osman Ege Bey'e ben şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Bizi izlediğiniz için sizlere de teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın efendim.